Tür, aa bak bir de böyle bir şey var. Türkiye'nin en karanlık Yunan casusu. Savaş, kalandırır, Bak Devils Yunancası. Coğrafya derslerinden alışık olduğu bir kalıp vardır. Türkiye'nin jeopolitik konumu. Tıpkı öğretmenlerinde anlattığı gibi geçmişten bugüne dek Türkiye'nin bulunduğu konum dünya ülkelerinin ilgisini çekti. Doğal olarak da casusluk faaliyetleri yüzyıllardan Yerileri. beri bu topraklarda süre geldi. Ülkemiz günümüzde dünya casusluk faaliyetlerinin olmazsa Aa, olmaz bölgesidir var, diyebiliriz. Günümüzde casusluk kariyeri yapmak isteyen herkesin yolu mutlaka ama mutlaka İstanbul'dan geçmekte. Ama bugün sizlere günümüzü anlatmayacağım. Bugün sizlere geçmişte Türkiye'de büyük izler bırakmış bir casusun hikayesini anlatacağım. Bugün konumuz Savas Kalenderidis. Namı diğer Savaş Kalender. Kalenderidis bir röportajında işim diplomasiydi. Daha fazlasını söyleyemem diyerek kendisini açıklamıştı. Peki Kalenderidis'in işi gerçekten Ç diplomasi gelirim. miydi? Gelin anlatayım. Kalenteridis 1960 yılında Orta Makedonya'nın Seres bölgesinin 20 metre yükseklikte bir ova köyü olan Vergi'de dünyaya geldi. 1977 yılında girdiği Evel Pidon Askeri Okulu'ndan 1981 yılında teğmen olarak mezun oldu. Savas Kalenteridis'in Türkiye macerası ise takvimler 1992 yılını gösterirken başlıyor. Konstantin Miçotakis'in başbakanlığı ederim. döneminde diplomatik pasaportla İzmir Başkonsolosluğu'na tayin edilen Kalenteridis, bu süreçte Miçotakis'in sağ kolu olan Dendranis ile sürekli irtibat halinde çalışıyor. Tam olarak bu noktada ...hikayenin devamında işinize çok yarayacak bir bilgi vermek istiyorum. Savas Kalanteridis'in kendisi hakkında çok fazla bilgi sahibi olunamamasına rağmen... ...onun hakkında en net bilinen şeylerden biri... ...çok iyi düzeyde Türkçe ve çok iyi düzeyde Kürtçe konuşabilmesidir. Kalanteridis görev süresi boyunca kendisine kritik hedefler ve kişiler belirleyerek... ...Türk Silahlı Kuvvetlerinden bilgi ve belge sızdırmayı amaçlamıştır. Özellikle Karadeniz bölgesine yönelik yoğun casusluk faaliyetleri yürüten Kalanteridis... ...Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Sinop'a düzenli olarak seyahat etmiş... ...insanlara kendisini Türk vatandaşıymış gibi Savaş Kalender adıyla tanıtmıştır. Bu sık seyahatlerle birlikte Karadeniz'den 20 genci Yunanistan'a üniversite okumaya götürmüş... ...ve her ay 500 lira maaş almalarını sağlamıştır. Kalenteridis Karadeniz bölgesinde beyin yıkama ve devşirme faaliyetleri yürütürken... ...Ege bölgesinde ise direkt terör faaliyetleri yürütmüştür. 90'lı yıllarda Ege'deki orman yangınlarının azmettiricisi ve 1997 yılında... ...Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nın patlamasının da arkasında... ...kendisinin olduğu güvenlik raporlarına kadar yansımıştır. Kalenteridis'in Türkiye'deki en tehlikeli faaliyeti ise hiç şüphesiz teröre yaptığı destekti. PKK'nın Beka Vadisi'ndeki kampını birçok defa ziyaret eden Kalenteridis, PKK ile Yunan istihbaratı arasında ana bağlantıydı. Kalenteridis o dönem PKK'nın Beka Vadisi'ndeki kampını askeri enverter sağlanması operasyonlarında da bizzat rol almıştır. Ayrıca terör örgütünün Strela uçak savar füzeleri gibi mühimmatları ele geçirmesinde etkin rol oynamıştır. Sırbistan üzerinden elde edilen bu mühimmatlar Yunanistan ve Güney Kıbrıs üzerinden Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki PKK kamplarına ulaşmıştır. Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil Savvas Kalanteridis'in ya da bildiğimiz ismiyle Savaş Kalender'in 7 sene süren Türkiye görevinin MIT tarafından Arkecim, nasıl deşifre edildiğini 20 Bu Nisan 2014 tarihli varmış. köşe yazısında şu şekilde anlatmıştır. İzmir sıcak bir yaz günü akşamüstü. 30'lu yaşlarda sarışın güzel bir kadın direksiyonda eski yoldan çeşmeye gidiyordu. Otomobilin hafif sağa çektiğini hissetti. Kenara yanaştı. Baktı. Lastiği inmişti. Hay Allah ne yapacağım şimdi diye düşünürken yanından geçen otomobil Az ileride durdu. Geri geldi. Sürücüsü indi. Genç bir delikanlıydı. Yardım edebilir miyim diye sordu. Kadın kırık dökük Türkçesiyle konuştu. Çok mutlu olurum dedi. Delikanlı stepneyi çıkarıp lastiği değiştirirken sohbet ettiler. Kadın Yunan'dı. İzmir Başkonsolosluğunda çalışıyordu. Delikanlı ise pilottu. Türk Hava Kuvvetleri'nde üst emendi. İş bitti. Bah. El sıkışıp ayrılırlarken kadın telefon numarasını verdi. Uygun olduğunuzda bir teşekkür kahvesi ısmarlamak isterim dedi. Yoldaki tesadüfle büyük balık yakalandığının farkındaydı. Birkaç sonra Alsancak'ta buluştular. Kahvelerini yudumlarlarken yanlarına biri geldi. Aa merhaba dedi. Sanki oradan geçiyormuş da tesadüfen görmüş gibi yapmıştı. Oysa bu defa tesadüf olmayan tesadüftü. Merhaba diyen kişi Savvas Kalanderidis'ti. Kendisini Yunan Başkonsolosluğu'nun ticaret ateşesi olarak tanıttı. Ana dili gibi Türkçe konuşuyordu. Çünkü ticaret mücaret hikayeydi. Yunan gizli servisinin casusuydu. Rütbesi yarbaydı. Sarışın kadına yılışan salak pilotumuz oltaya takılmıştı. Alttan girdi üstten çıktı. Parayı gösterdi gösterdi, pilotu angaje etti. İstenen belgeleri Kalenderidis'e aktarırsa tatlı bir hayat sürebilirdi. Kabul etti. Küçük bir pürüz vardı. Gerçekten pilot muydu? Subay mıydı? Ya Yunan istihbaratına sızmak isteyen bir Türk casusuysa? Turist ayağıyla bindirdiler yatağı. Adı lazım değil. Hava üssü bulunan Yunan adasına götürdüler. Ve test ettiler. Pilottu, subaydı, haindi. Başladı çalışmaya. Çiğli ana jet üstünde görevli istihbarat yüzbaşısıyla temasa geçti. Yüzbaşıya sohbet dümeniyle sorular soruyor. Şüphelenmeyen yüzbaşı <laughs> Bülbül gibi ötüyordu. Uçak sayıları, intikaller, hatta hareket planlarını anlatıyor. Üsteğmen de bu bilgileri kalenderi de aktarıp cebini dolduruyordu. Bir gün bir deniz subayı bağladı. Hayati önem taşıyan telsiz frekans kodlarına ulaştı. Elbette bunları da sattı. Şahane casusluk yaptığını, kimsenin ruhunun bile duymadığını düşünüyordu. Aslında milli istihbarat Teşkilatı... Bu tarafından ruh gibi ya. takip ediliyordu. Çünkü kendini playboy zanneden, film yıldızı zanneden hain Üsteğmen... evliydi. Eşini Aa! ihmal ediyordu. Giyimine kuşamına bir başka öneri verir olmuştu. Eve sık sık geç geliyor bazen nöbet falan diyerek gelmiyordu. Eşi şüpheleniyordu. Kendileri geçim sıkıntısı çekerken kocasının kredi kartında maaşlarından fazla harcamalar olduğunu görmüştü. Takip etti. Sevgilisi olduğunu, karşı yakada sevgilisine ev tuttuğunu tespit etti. Aldatılan kadın kavga çıkarıp boşanmak yerine memleket adına çok faydalı bir davranışta bulundu. Gitti kocasının komutanına tek tek anlattı. Bu adam bu parayı nereden buluyor diye sordu. Milli İstihbarat Teşkilatı bu sorunun cevabını bulmak için devreye girdi. Hain üsteyemem -ha. meselesi, hiç hata yapmadan çalışan kalenderidisin bardağı taşıran damlasıydı. Görüntülendi, belgelendi. Ya muhtemelen gerçek görüntüler falan var. Ondan şey yapıyor blur diyorlar. İtiraflar alındı. Üsteğmen, Yüzbaşı ve Az Subay şak diye tutuklandılar. Normalde Aa! 4 sene görev yapması gerekirken büyük başarısı nedeniyle 7 senedir İzmir'de bulunan Kalenderidis vaziyeti kavramış deşifre olduğunu anlamıştı. Türkiye'de yürüttüğü istihbarat faaliyetleri Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Vallahi, saptanınca Kalenderidis'in aleyhine casusluk davası açıldı ve 4 yıl hapse mahkum oldu. Daha sonra anlaşmalı olarak Yunanistan'a gönderildi. Fakat gönderildiğinde de Türkiye üzerindeki planları ve faaliyetleri bir türlü bitmedi. PKK ve Öcalan ile yakın ilişkileri bilinen Kalenderidis, Öcalan'ın Yunanistan'a kaçırılmasında ciddi şekilde aktif rol oynadı. Terörist başının Kenya'daki Yunan Büyükelçiliğinde gizlenmesini de bizzat sağlayan Kalenderidis, Türk ordusunun terörist başını ele geçirene kadar ki olan sürecinde bizzat terörist başının refakatçiliğini üstlendi. Kalenderidis günümüzde hem kendi YouTube kanalından hem de çeşitli medya organlarından Türkiye hakkında demeçler vermeye, Türkiye hakkında konuşmaya ve Türkiye karşıtı yayınlar yapmaya tam gaz devam ediyor. Üstelik kendisinin Türk Türkiye'ye karşı aldığı tavır sadece siyasi boyutta da kalmıyor. Örnek vermek gerekirse Kalenderidis Fatih Terim'in Yunan takımı Panathinaikos'un teknik direktörü olmasına çok sert bir tepki gösterdi. Kalenderidis bu konuyla alakalı olarak verdiği demeçte bir bozkurttan, bir Türk milliyetçisinden, bir barbardan bahsediyoruz. Panathinaikos'ta ne işi var? Alafozlasa kimi getiriyorsun diyecek kimse yok mu? Sen bir piçi, bir bozkurtu takıma getiriyorsun diyerek hakaret dolu bir yorumda bulundu. <laughs> bu arada çok kısa bölerek buraya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kaliteli Türk medyamızdan bir basın kuruluşu bu konuyu haber etmiş ve ilgili haberinde Kalenderidis için Panetinakos Başkanı'nın politikacı bir arkadaşı demiştir. Yani kaliteli Türk basınının kaliteli kuruluşu Kalenderidis'in kim olduğunu dahi unutmuştur. Kalenderidis tüm bunlar dışında Öcalan'ın yardımcısı terörist Murat Karayılan'ın Bir Savaş'ın Anatomisi, Kürdistan'da Askeri Çizgi attı kitabının tercüme ve editörlüğünü yaptı. Ayrıca iki ciltlik Türk Dış Politikası'nın analizi Efsane ve Gerçeklik kitabıyla Türkiye'deki azınlıklar kitaplarının da yayın editörlüğünü yaptı. Kısacası Kalenderidis Türkiye'de bugün kadar ajanlık faaliyeti Yunanca yürüten insanlar arasında aynen. adı asla unutulmaması gereken bir kişidir. Bugüne kadar dizi ve filmlerden aşina olduğumuz ajanların aslında gerçek hayatta bizlere çok daha yakın çok daha içimizde olduklarının en net kanıtıdır. Öyle ki bir ajan düşünün en az bizler kadar iyi Türkçe konuşsun, bizim hakkımızda her şeye hakim olsun, içimizde bulunan düşmanları beslesin ve her şeyi geçtim bir Türk subayını kandırıp Yunanca casusu haline getirsin. Tüm bunların kula fazlasıyla korkunç geldiğinin farkındayım. Fakat bunlar sadece buzda gözüken kısmı. Hatta bakın sizlere daha korkuncunu söyleyeyim. Günümüzde bugünlerde hala tıpkı savaş kalenderi gibi çok iyi eğitim almış çok yetenekli ajanlar bulunmakta. Hatta kim bilir belki de aralarından bazıları bizzat savaş kalenderi öğrencileridir. Mesela size kalenderi disten tamamen bağımsız şöyle bir örnek vereyim. Geçmiş yıllarda Twitter'da ol, adını çok sık gördüğünüz bereket, Türkiye'de yaşayan geldin. Türkiye'de çalışan bir insanın şu anda dünya üzerindeki önemli bir istihbarat biriminin başına geçtiğini biliyor muydunuz? İlgilenenler mutlaka biliyorlardır fakat ilgilenmeyenler bu konularda daha önce araştırma yapmayanlar şu an çok şaşırmışlardır buna eminim ki daha neler var neler bunların hepsini konuşacağız fakat bunlar sonraki Oğlum ajan niye bizi bulsun nasıl satayım baksana adam askere şey Bölümlerin diyor eğer bu seriyi beğendiyseniz ve sonraki bölümlerini takip etmek istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve...